bu süreçte en önemli şeyin sağlığımızı koruma noktasında iyi beslenme olduğunu ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek olduğunu öğrendik. Tabii çok farklı kaynaklardan çok farklı bilgilere hepimiz ulaşabiliyoruz. Ancak biz istiyoruz ki bilgileri uzman bir kaynaktan alalım. Bu süreçte özellikle nasıl beslenmeliyiz, sağlığımızı nasıl korumalıyız, işin uzmanından dinleyelim. Evet, tabii çok genel bir soru bu. Sağlıklı beslenme bizim hayatımızda zaten hep olmalı, olmalıydı. Sadece zor zamanlarda başvurduğumuz bir acil kit gibi olmamalı sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme çocukluktan itibaren, hatta anne karnından diyoruz hep, anne karnından itibaren doğru olması gereken, doğru yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü pek çok hastalığın artık beslenme yetersizliği ya da beslenmeyi fazla tüketim de bir beslenme yetersizliği. Dolayısıyla beslenme yetersizliğine bağlı olduğunu biliyoruz. Bilişsel fonksiyonlardan, bir takım beyin rahatsızlıklarından tutun da bir takım metabolik problemlere kadar, işte diyabet gibi, kalp hastalıkları gibi. Bütün bunların aslında sağlıklı beslenmeyi hayatımızın merkezine koymadığımızda oluşabileceğini biliyoruz. Sağlıklı beslenme bugünden yarına sizi bir şekilde çok iyi bir konuma getirmediği gibi, sağlıksız beslenme de sizi bugünden yarına çok kötü bir konuma ya da hastalıklarla karşı karşıya bırakmıyor. Bu bir süreç. Yani siz sağlıklı beslenmeyi sürekli olarak hayatınızda tuttuğunuz zaman ileride pek çok hastalığa karşı risk altında oluyorsunuz. Bunların başında da yine kalp hastalıkları, şeker hastalığı, şişmanlık, obezite, bir takım ruh sağlığı problemleri ve pek çok daha beraberinde işte kanser gibi problemler baş gösterebiliyor. Dolayısıyla bizim vücudumuzun güçlü olması bütün bunlarla baş edebilmemiz için son derece önemli. Bunun için de tabii ki beslenme önemli. Çünkü biz vücudumuzun enerji ihtiyacını aldığımız besinlerle sağlıyoruz. Hücremizde, mitokondri denen organelimizde biz vücudumuzun enerjisini üretiyoruz. Yani orası santral gibi, elektrik santrali gibi. Orada üretilen enerji ne kadar iyi ve kaliteliyse vücudumuz da bu enerjiyi o kadar iyi kullanıyor. Ne kadar kalitesizse işte oradaki kötü enerji, şey gibi düşünün, bir santralden çıkan kötü duman, egzoz, zehirli atıklar, bütün bunlar aldığımız kötü beslenmeyle bu şekilde kötü atığa dönüşüyor, kötü enerjiye dönüşüyor. Aldığımız sağlıklı gıdalar, doğru gıdalar da doğru enerjiye dönüşüyor. O yüzden bu açıdan da son derece önemli. Sağlıklı beslenme dediğimiz zaman da tabii ki insanın yaşına, cinsiyetine, varsa mevcut hastalıklarına göre kendisi için en uygun olan beslenme modelini hayatında devam ettirmesi olarak, hani kısaca adlandırabiliriz.